Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yorumları cevaplıyorum adlı bir video çekeceğim. Bu videoda koşullu geçtiğimiz dersleri anlattığım videodaki yorumları cevaplayacağım. Çok fazla soru gelmiş. Bütünleme kayıtları başladığı için bu videoyu çekmek istedim. Bu şekilde sizin de hangi derslerin bütüne girmeniz gerektiği konusunda aklınızda soru işaretleri varsa bunları çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Öncelikle başlıyorum birinci yorumdan. Şimdi bir arkadaşımız ikinci sınıfta bölüm değiştirsem birinci sınıf birden mi başlıyorum, ikiden mi başlıyorum diye sormuş. Arkadaşlar bu sizin muaf olduğunuz derslere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Siz mesela eğer ki bölüm değiştirdiğinizde mimarlığa geçiş yaptıysanız, peyzaj mimarlığından mimarlığa geçiş yaptıysanız o zaman sizin derslerinizde işte Türk dili, inkılap, matematik, İngilizce gibi ortak dersler, aslında birinci sınıfların aldığı ortak dersler zaten muaf sayılacaktır. Bunun haricinde işte perspektiftir, temel tasarımdır, teknik resimdir. Bu dersler eğer mimarlık fakültesinde de, yani geçeceğiniz bölümde de birinci sınıfında varsa bu derslerden de muaf olursunuz. Ancak siz hala bu dersleri almadıysanız bu dersleri vermeniz gerekir. O zaman ne olur? Siz ikinci sınıfa geçersiniz. Ancak ikinci sınıfa geçtiğinizde alttan ders almanız gerekir. Bunu da o 30 kredilik, sizin zaten dönem ders almanız gereken dersler için 30 kredilik bir kotanız var. Bunun haricinde orada bir 50 krediye tamamlayabilme durumunuz var. Oradan tamamlayabiliyorsunuz. Mesela işte perspektif, temel tasarım ve teknik resim. Bu üçü mimarlık birinci sınıfta var. Ama siz bu dersleri almamışsınız daha. O zaman siz bu üç dersi o 50 kredilik kotayı kullanarak alabiliyorsunuz. Verirken hem dönem derslerinizi veriyorsunuz hem de bu alttan olan 3 tane dersinizi veriyorsunuz. Bu şekilde ikinci sınıfta okuyup alttan ders alarak ikinci sınıftan devam etmiş oluyorsunuz. Yani sıfırdan, birinci sınıftan başlamıyorsunuz. Ayrıca aldığınız dersleri de tekrar tekrar almıyorsunuz. Buna şeyi de söylemiş olayım. Eğer ki üniversite değiştirmek istiyorsanız, diyelim ki Akdeniz Üniversitesi peyzaj mimarlığı öğrencisiniz. Gidip Uludağ Üniversitesi'nde peyzaj mimarlığı okumak istiyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? O zaman gidip oraya kayıt yaptırdığınızda, oraya yatay geçiş yaptığınızda siz aynı, çok benzer derslere sahibiz zaten Uludağ Üniversitesi ile. O zaman benzer dersleri tabii ki de muaf oluyorsunuz. Muaf olmak için de dilekçe yazmanız gerekiyor. Siz transkriptinizde bulunan aldığınız bütün dersleri o dilekçede yazıyorsunuz ve transkriptinize onu ekliyorsunuz. İşte 10 tane dersiniz vardır. 9 tanesinden geçmişsinizdir. Bir tanesi de FF'dir diyelim. O 9 tane dersten geçtiğinize dair transkriptinize ekliyorsunuz dilekçenize ve bu derslerden muaf olmak istediğinizi söylüyorsunuz. Eğer dersler aynı AKTS'ye sahipse, yani aynı kredi sayısına ve aynı ders içeriğine sahipse, o zaman sizin muaf işleminizi gerçekleştiriyorlar. Sonrasında siz orada da ikinci sınıf olarak devam edebiliyorsunuz eğitiminize. Bunu da söylemiş olayım. Peyzaj mimarlığında ya da şehir bölge planlamadan iç mimarlığa geçiş yapılabilir mi? Evet, tabii ki de yapılabilir. İstediğiniz bir bölümden mimarlığa geçiş yapabilme hakkına sahipsiniz. Diyelim ki peyzaj mimarısınız ve siz mimarlığa geçiş yapmak istiyorsunuz. Buradaki tek zorunluluğunuz, bütün üniversiteler için geçerli değil bu arada, Akdeniz Üniversitesi için konuşuyorum, sizin mimarlık fakültesine bağlı olmanız gerekiyor. Şöyle ki, eğer peyzaj mimarlığı bölümünüz ziraat fakültesine bağlı ise o zaman siz ziraat fakültesinden bir bölüme geçiş yapmanız gerekli. Ama eğer mimarlık fakültesine bağlıysanız o zaman mimarlık, iç mimarlık, şehir bölge planlama gibi bölümlere rahat bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Tabii ki de rahat bir şekilde derken iyi bir ortalama, maksimum 3 tane alttan ders şeklinde geçişinizi sağlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu Akdeniz Üniversitesi için geçerli. Başka üniversitelerde var mı bilmiyorum. Emin değilim. Eğer geçiş yapmak istiyorsanız bunu lütfen araştırın. Ama yani geçememe gibi bir durum söz konusu değil şu anlık. Bir arkadaşımız, merhaba, benim ilk dönem ortalamam 0.68. Birinci dönemden 4 tane dersten kaldım. İkinci dönem ortalamam 1.84.
İkinci dönem bütün derslerim CB ile geçtim. Şimdi ben CB ve CC ile geçtiğim dersleri tekrar mı alacağım? Kafam karıştı yazmış. Şimdi arkadaşlar, birinci dönemi bitirdiğinizde ne demiş? İşte 0.68 ortalamam vardı demiş. İkinci dönemde de 1.84 ortalamam vardı demiş. Bizim burada önemli olan şey GANO'muz. Yani bir sene içerisindeki genel ortalamamız. Bu genel ortalamaya bakarak biz üst sınıfa geçip geçemediğimizi anlıyoruz. Yani birinci dönemdeki ortalamanız, ikinci dönemdeki ortalamanız çok fazla etkilemiyor bu durumu. Genel ortalamanız önemli. Genel ortalaman eğer 1.80 üzerindeyse, ki bu duruma göre büyük ihtimalle 1.80'in altındasındır. O yüzden birinci sınıf derslerini tekrardan alman gerekir. Yani CB, CC olması hiçbir şey değiştirmiyor. 1.80'in altında ortalaman varsa dersleri tekrardan almak mecburiyetindesin. Derslerin tamamını almak zorunda değilsin. İstersen bir tane ders alırsın, istersen üç tane alırsın, istersen hepsini alırsın. Bu sana kalmış bir şey. Ancak ortalaman ne kadar düşükse 1.80'in üzerine çıkarabilmek için o sayıda ders almanı tavsiye ederim. Mesela 6 kredilik 2 tane ders alsan ya da işte 4 kredilik 2 tane ders, bir tane 6 kredilik ders alsan büyük ihtimalle 1.80 üzerine ortalaman çıkar zaten. Buna dikkat ederek ders sayısına bakıp ona göre yapabilirsin bence ders kaydını. İstersen ikinci sınıfın birinci dönem ders kaydı yaparken de bana yazabilirsin. Ben orada sana yardımcı olmaya çalışırım. İsmin burada görünmüyor maalesef. Hemen başka bir soruya geçmek istiyorum. 3 tane DD notum var ve ortalamam 2.51. Geçebilir miyim? Eğer son sınıfsan bu halde geçebilirsin. Eğer ki son sınıf değilsen zaten sen her türlü DD ve DC derslerini geçmiş sayılıyorsun. Çünkü ortalaman 2'nin üstünde. Ama eğer ki son sınıfsan da şu haliyle geçmiş oluyorsun. Yani iki durumda da hiçbir problem yok. İki yıllık olanlar sene sonu tek ders sınavına girebilir mi? İki yıllık olanlar dediğiniz ikinci sınıfın sonunda girebileceğiniz işte tek ders bir sınavınız varsa tabii ki de tek ders sınavına girebilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. Bilgisayarla mı çizdim? Çizim fazla yoksa el ile mi çizim fazla? Yanıtlarsan sevinirim. Arkadaşlar birinci ve ikinci sınıfta maalesef ki el çizimi çok fazla yapıyoruz. Bu da bizim elimizin gelişmesi için. Yani hiç çizim yeteneği olmayan ya da işte daha önce bir çizim eğitimi almamış olan insanların dahi elle bir şeyler çizebilmesini görmek istiyor hocalar. İşte en azından güzel bir ağaçlandırma çizebilmemizi, basit bir perspektif çizimi gerçekleştirebilmemizi istiyorlar. Bunun için 1 ve 2. sınıflarda bize ağırlıklı olarak el çizimi yaptırıyorlar. Ancak 2. sınıfın sonunda bize artık çizim dersleri, bilgisayar üzerindeki çizim derslerini öğretmeye başlıyorlar. Bu üniversiteler arasında değişiklik gösterebiliyor. Birçok üniversite sadece AutoCAD ve 3DMax öğretirken bazı üniversitelerde farklı birkaç program daha eklenebiliyor. İşte mesela 3 boyutlu olarak Lumion programını çok fazla üniversite öğretirken bizim üniversitemiz maalesef ki öğretmiyor. İşte sunum teknikleri dersimiz var. El çizimimizi geliştirmemiz ya da işte boyama üzerinde daha iyi olabilmemiz için sunum teknikleri diye bir dersimiz var. Bu da el çizimimizi ilerletmemizi sağlıyor. Yani şöyle aslında ikisini de aynı oranda görüyoruz. İlk başta biraz yoruyor el çizimi insanı ama bilgisayara geçtiğinde böyle bir rahatlama geliyor insana. Çok kolay gelmeye başlıyor el çiziminden sonra. El çiziminiz iyi değilse geçebilir misiniz? Yani peyzaj mimarlığı okumalı mısınız? Arkadaşlar benim el çizimim hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Ama bir şekilde yapıyorsunuz. Tekniğini bilirseniz devam ediyorsunuz zaten. Böyle muhteşem bir şekilde çizim yapmanıza gerek yok. Başka ne sormuş? Bilgisayarı çok fazla kullanıyor musunuz? Evet, bilgisayarı çok fazla kullanıyoruz. Özellikle 3. ve 4. sınıfta çok fazla bilgisayar kullanıyoruz. Zaten sizin amacınız eğer ki
gidip bir ofiste çalışmak ya da işte bir peyzaj mimarlığı ofisi açmaksa tabii ki de bilgisayarı çok iyi bir şekilde kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Ancak birinci ve ikinci sınıfta ben sizin bilgisayar almanızı tavsiye etmiyorum. Fiyatlar da şu anda uçmuş durumda zaten. Biraz bekleyin, bir durulsun. Ondan sonra gidip bilgisayarlarınızı alabilirsiniz. Bu arada kanalda bir tane video var bilgisayarlarla ilgili. Oradan da o videoyu izleyebilirsiniz. Size fikir olur en azından. Bir arkadaşımız daha sormuş, bilgisayar çok fazla kullanıyor musunuz diye. Arkadaşlar, birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için bilgisayar almanıza gerek yok. Üçüncü sınıfta bilgisayara ihtiyacınız oluyor. Zaten şöyle, çizim dersleriniz, bilgisayar ortamındaki çizim dersleriniz başladığında hocalarınız sizden artık bir bilgisayar edinin demeye başlıyor. O zaman o dönemler içerisinde alabilirsiniz. Ne demiş? Gano yüksekse peyzaj mimarlığından normal mimarlığa geçiliyor. Doğru mu anladım? Evet arkadaşlar. Gano'nuz yüksekse tabii ki de geçebilirsiniz. Zaten belli şartlar var sizin geçiş yapabilmeniz için. Hani öyle ben geçmek istiyorum geçeyim diye bir durum yok. İşte sizin maksimum 3 tane ders alttan dersiniz olması, 3 üstü ortalamanız olması, bunlar önemli kriterler. Bunun haricinde de az önce de söyledim, mimarlık fakültesine bağlı olmanız gerekiyor. Yani ziraat fakültesine, orman fakültesine veya işte başka bir fakülteye bağlıysanız o zaman maalesef ki mimarlık fakültesinde bulunan mimarlık bölümüne geçiş sağlayamıyorsunuz. Bu her üniversite için geçerli değil. Ancak eğer ki Akdeniz Üniversitesi öğrencisiysen buradan söylemiş olayım, maalesef böyle bir imkanın söz konusu değil. Hemen başka bir soruya geçmek istiyorum. Merhaba, benim ikinci dönem ortalamam 2.74. Sadece fizyolojiden DC ile kaldı gözüküyor. Ben geçmiş sayılır mıyım? Yani tabii ki de geçmiş sayılırsın. Ben sanırım bunu anlatamıyorum. Arkadaşlar, DC ve DD derslerimiz eğer ki ortalamanız 2 ise geçtiniz demektir. Yani orada ilk başta kaldı yazıyor olabilir. Hatta şu anda birçoğunuzda kaldı yazıyor. Bundan eminim. Bunun sebebi sizin daha GANO'nuzun belli olmamasından kaynaklanıyor. Sizin GANO'nuz belli olduğunda orada koşullu geçti yazacak. Merak etmeyin. Benim iki tane alttan var. Acaba yazın bir tanesini versem yine tek ders sınavı alabilir miyim? Bu konuda bir bilgim yok maalesef ki. Tek ders sınavına girebildiğin gibi şu an uzaktan eğitimde olduğumuz için 3 ders sınavı diye bir sistem var. Onu danışman hocamla görüşüp o iki tane derse de girebilirsin bence. Boşu boşuna yaz okulunda verme. Yaz okulunda vermek istiyorsan da ikisini de ver. Güzel güzel geç okulunu. Boşu boşuna tek ders sınavı için uğraşma derim. Başka, ortalamam 2. DC ve DD olan dersleri almak zorunda mıyım? Hayır, DD ve DC olan dersleri almak zorunda değilsin. Son sınıf değilsen hiçbir şekilde DD ve DC derslerini vermene gerek yok. Hala geçerli mi 3 ders sınavı? Emin değilim arkadaşlar. Pandemi başladığında 3 ders sınavının olduğu söylenmişti. Ancak şu anda bu hala devam ediyor mu? Bu konuda bir fikrim yok. Tek ders sınavının devam ettiğini biliyorum. 3 ders sınavı hakkında bir bilgim yok. Danışman hocalarınızdan bilgi alabilirsiniz. Onlar size daha net bilgiler vereceğine eminim. Başka, notum DC. Bakalım. Notum DC ama yanında sorumlu kaldı diyor. Ben bu dersten bütünlemeye gireceğim. Yani öyle mi? Ya da bu dersi alttan mı alacağım? Şimdi son sınıfsan eğer DC yazıyorsa yanında ve ortalaman 2.5'un altındaysa evet bu dersi alacaksın. Şu anda bu dersin yanında sorumlu geçti yazıyor olmasının sebebi senin GANO'nun belli olmamasından kaynaklanıyor. Yani 1.80 olsa geçmemiş sayılırsın. Yani bütüne girmek zorundasın. Ama şu anda sen o dersten geçti görünüyorsun. Sadece dönem kapanmadığı için orada sorumlu geçti yazıyor. Başka.
Yani zaten vizenin %40'ını, finalin %60'ı DC ve DD olursa, yani 60 üstü bir ders notu olursa zaten geçme notum 60 direkt. O dersten geçmiş sayılmıyor muyum? Şartlı geçme burada ne oluyor? Tam olarak ne dediğini anlamış değilim. Ancak anladığım kadarıyla şöyle. Sen diyorsun ki 60'la geçtiysem ben. 60'la geçtiğinde DDDC olmuyor tabii ki de. CC ile geçerse büyük ihtimalle 60'la geçtiğimde şartlı geçme dediğimiz ne oluyor? Şimdi şöyle. Siz diyelim ki bir sınava girdiniz. Sınıfın ortalaması genel olarak herkes 30 almış. Ya da işte biri 50 almış, biri 40 almış. Ortalamanız 30 olmuş diyelim. Ya da işte ortalamanız 40 olmuş. O zaman ne yapıyorsunuz? Çan yapılıyor ve çan yapıldığında işte ortalama diyelim ki 50 oldu. O 50'ye göre siz 55 aldıysanız siz o zaman DD ile ya da DC ile geçmiş oluyorsunuz. Siz 60 aldıysanız CC ile geçmiş oluyorsunuz. Çapraza düşme durumunda aslında koşullu geçme meydana geliyor zaten. Siz 60 aldığınızda rahat bir şekilde o dersi geçmiş oluyorsunuz. Ama şöyle de bir durum var. Herkes çok iyi yapmıştır. Herkes 70 almıştır. Herkes 80 almıştır. O zaman sizin aldığınız 60 DD ve DC olarak geçmiş olabilir. Bu geçme notu 60'tı. Neden koşullu geçtim? Bunun cevabı, eğer ki hocanız çan yaptıysa, sınıf ortalaması çok yüksekse, hocanız çan yaptıysa o zaman sizin 60 almanız dahi DD ve DC'ye sebep olmuş olabilir. Yani koşullu geçmeye sebep olmuş olabilir. DD ve DC olan sadece vize final sınavı notu mu olmalı, yoksa vize final ortalama notu mu olmalı? Harf notu dediğimiz şey zaten finalden sonra meydana gelen bir şey ama. Arkadaşlar, vizeden sonra zaten size bir harf notu girmiyorlar. Vizeye giriyorsunuz, finale giriyorsunuz, seminer varsa seminerler giriliyor. Daha sonrasında harf notu giriliyor. Yani sizin döneminizin sonunda harf notu giriliyor. Şunu mu demek istiyorsun acaba? Vize %40, final %60 etkiliyor. Seminerler falan da etkiliyor. Sonucunda DD ve DC olmasını, arkadaşlar ben bu soruyu anlamadım. Bu arkadaş bana dönüş yaparsa sevinirim. Çünkü ben çok anlayamadım ne demek istediğini. Başka bir soruya geçeyim hemen. Ben mezun durumundayım. Tüm derslerimi verdim. Sadece bir dersim DC, ortalamam 2,83 olduğu halde DC olan dersimde koşullu geçebilir diyor. Tüm derslerimde sonuçlandı. Şimdi sen bu durumda mezun olabiliyorsun. Yani DC dersinde mezun olabilirsin. Bunda bir sorun yok. Şu anda koşullu geçti yazmasının sebebi daha dönemin bitmemiş olmasından kaynaklanıyor. Yani sen mezun olduğunda sana bir diploma verecekler. Bunun öncesinde de bir transkript sonucu oluşacak. Bu transkript sonucundan sonra orada bütün derslerden geçti yazacak. O yüzden senin bu ders için sınava girmene ya da işte tek ders sınavına girmene, büte girmene gerek yok. Ama eğer ki aklında çok işte geçtim mi kaldım mı diye bir soru varsa bunu danışman hocamla görüşebilirsin. O sana daha iyi yardımcı olacaktır. Her sene kontenjan kesim var mıdır, yoksa bir sene olmama gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ne için sormuş? Yatay geçiş için sormuş. Her sene alıyorlar. Evet, her sene bir kontenjan belirleniyor. Bu kontenjan her sene yenilenebiliyor. Ama yine de siz sayısını, ben çok bilmiyorum, sayısını takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada eğer ki Akdeniz'e gelmek istiyorsanız benim size tavsiyem gelmeyin arkadaşlar. Çok güzel, muhteşem üniversiteler varken neden Akdeniz Üniversitesi'ne gelesiniz? Neyse arkadaşlar, video çok uzun oldu. Bugünlük bu kadar, cevapladığım yeter. Eğer videoyu beğendiyseniz o zaman yorumlar kısmına bu şekilde devam etsin yazabilirsiniz ya da işte beğenebilirsiniz. Bu şekilde devam eder. Eğer ki diyorsanız herkesin yorumunu biz okumayalım, sen cevaplandır. O zaman o şekilde de devam edebiliriz. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.